Sayın Başkanım, Sayın Milli Eğitim Şube Müdürüm, Sayın Okul Müdürüm, kıymetli öğretmenlerimiz ve çok kıymetli geleceğimizin teminatı sevgili öğrenci arkadaşlarımız. Esma'nın Günlüğü isimli kitabın lansmanına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birçoğunuzun bildiği üzere bugün, daha doğrusu bu hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası ve bu münasebette de sevgili Büşra'nın kitabını bugün tanıtmayı uygun gördük. Bir alkış sevgili arkadaşımız için gelsin. Programımızın açılış konuşmasını çok kıymetli Belediye Başkan Yardımcımız Doktor Hasan Taşçı gerçekleştirecekler. Buyursunlar Sayın Başkanım. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Esma'nın Günlüğü kitabımızın ismi. Biz zannediyorum bir sene önce falan görüştük değil mi bu kızımızla? Evet. Belediye binasında hatırlıyorum ben o görüşmeyi. Bir görüşme yapmıştık. Bize yazdığı şeyleri getirmişti. Çalışmaları. Biz de o zaman Kültür Müdürü Hüseyin Bey'le birlikte bunu değerlendirelim. Güzel şeyler yazmış dedik bu kızımız için. Bundan sonrakiler için de cesaret olsun, bir motivasyon olsun diye. Şimdi bir kitapla karşı karşıyayız. Ben tebrik ediyorum öncelikle seni kızım. Çok güzel bir şey yapmışsın. Sizden de bekliyoruz çocuklar aynı çalışmaları. İnşallah bundan sonra sonraki günlerde sizin çalışmalarınızı da kitap haline getiririz. Ve böyle mutlu günlerde birlikte oluruz. Ben tabii konuşma yapmak için gelmedim. Bu güzel günde aranızda olmak için geldim. Onun için sözü uzatmayacağım. Hocam burada, Milli Eğitim Şube Müdürümüz, ona hoş geldiniz diyorum. Katkınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmaların devamını diliyorum. Hem Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Doktor Hasan Taşçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Az evvel başkanımızın da söylediği üzere bir sene önce sevgili Büşra gelmişlerdi. Ve biliyorsunuz ki kültür ve sanata önem veren değerli belediye başkanımız Mehmet Tevfik Göksu da bu projeyi beğenip bir adım olsun adına değerlendirdi ve bugün elinizde tuttuğunuz, az sonra da sevgili Büşra'nın imzalayacağı, sizler için imzalayacağı kitap ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi yine konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Şube Müdürümüz Feyzullah Sert hocamızı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar hocam. Selamun aleyküm. Allah'a hamdolsun, elhamdülillah. Binlerce defa Cenab-ı Hak hamdolsun, İmam Hatip okullarımız açıldı, şairler çıkmaya başladı, yazarlar çıkmaya başladı. Hayal olsa kimse inanmaz buna gerçekten arkadaşlar. Elhamdülillah Esenler'de 12. başkanımı açtık, Şehit Türkmen Kız Anadolu İmam Hatip Proje Okulu. 68 lise öğrencimiz var, fazlası yok. İnanıyorum ki geleceği bu nesli inşallah inşa edecek. Geleceği inşallah Türkiye'sine şekil verecek. İnançlı, imanlı, hayatı bilen, hayatı güzel yaşayan, gerçekten çok kaliteli insanlar çıkacak. Bunun müjdesi var şu anda. Kızım daha bu yaşta kitap yazmış, önümüze koymuş. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Cenab-ı Hak yolumuz açık eylesin inşallah. Bahtımız açık etsin, hayatımızı güzel eylesin. Geleceğim daha güzel olacak inşallah. Sıkıntılı günler var. Dua edin yavrular, siz yavrusunuz. Günahınız yok, melek gibisiniz gerçekten. İnşallah memleketimiz zarar görmesin. Daha güçlü, daha güzel, daha birlikte bir dünyayla inşallah geleceği inşa edeceksin. Cenab-ı Hak hepimize razı olsun. Teşekkür ederim. Belediyemiz her zaman bizim yanımızda. Ne zaman gitsek hiçbir zaman kapı kapalı değil gerçekten. Onlardan Allah razı olsun. Onlara da Allah güç kuvvet versin. Tekrar teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Efendim bizler de Milli Eğitim Şube Müdürümüz Feyzullah Sert hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu kitap çıkarken sadece Büşra'nın yazması yetmiyordu. Bir de buna destek veren başka bir kuruluşun olması gerekiyordu. T-Kitap yayın evinin sahibi kıymetli hanımefendi Nalan Güven geliyorlar konuşmalarını yapmak üzere. Buyursunlar. Merhabalar efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle özür diliyorum. Bir rahatsızlığım var ve sesim bu kadar çıkıyor. Sizi fazla bu sesimle rahatsız etmemek adına sadece
Öncelikle belediye başkanımızı Mehmet Tevfik Göksu'ya, başkan yardımcımıza, milliyetim şube müdürümüze, kültür işleri müdürümüz Hüseyin Bey'e ve projedeki yardımlarından dolayı Mine Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Büşra geldiğinde yayın evimize 14 yaşındaydı ve 14 yaşındaki bir genç bir yazar adayının getirdiği dosya bizim için çok değerliydi. Birlikte aylarca çalıştık. Onu bu kitap haline getirebilmek, sizlere sunabilmek ve okunabilir hale getirebilmek için aylarca çalıştık. Ve onunla gurur duyuyoruz. 14 yaşında bir genç bir kızın yazmaya olan bu sevgisinden, edebiyata olan düşkünlüğünden ve azminden dolayı kendisini kutluyorum. Ona destek olan, yardımcı olan Esenler Belediye'mize de gerçekten sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ne mutlu ona ki böyle bir belediyenin evladı ve elinden tutan büyükleri var, öğretmenleri var, eğitimcileri var. Her şey için onun adına da teşekkür ediyorum onlara. İnşallah bu şekilde birçok gencimiz de örnek olur ve onlara yol açar. Saygı ve selamlarımızı iletiyorum. Efendim, Nalan Güven hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Şimdi elinde görmüş olduğunuz kitabın müellifi, yazarı, kıymetli kardeşimiz Büşra bizlerle olacak. Bir kuvvetli alkışla Büşra Karayolu sunalım. Bakalım kitabın çıkmasında, hem kitap çıktıktan sonra hayatında ne gibi güzellikler oldu? Kendisinden dinleyelim. Öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar ve sevgili büyüklerim, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum beni burada yalnız bırakmadığınız için. Desteğini esirgemeyen Esenler Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle beni tanımayanlar için kendimden bahsedeyim. Arkadaşlarımız pek tanımıyormuş galiba. Adım Büşra. 10-15 yaşındayım. İlk öğretime Örf Çetinkaya İlköğretim Okulu'nda başladım. 4 yıl öğrenim hayatımdan sonra İmam Hatip'in kapıları açıldı. İmam Hatip Ortaokulu'nun kapıları açıldı. Ve ben İmam Hatip'te olmanın gururunu yaşamak için İmam Hatip Ortaokulu'na gitmeye karar verdim. Bulunduğumuz yere biraz uzak olduğu için ailem pek hoş karşılamadı. Fakat ben Peygamber Efendimiz'in şu hadisine dayanarak İmam Hatip'e gitmeye karar verdim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ilim Çin'de bile olsa gidip alınız. Ben bu hadise dayanarak İmam Hatip Ortaokulu'na gitmeye karar verdim ve orada hayatım çok değişti. İlkokul 3. sınıftan beri yazıyorum. Fakat daha önce kitap çıkarmak gibi bir niyetim olmadı, böyle bir düşüncem olmadı. Zira özgüven ve cesaret açısından epey bir eksiğim vardı. Kendime güvenemiyordum. Fakat 7. sınıfta tanıştığım fen bilimleri öğretmenim Gamze Duman benim bunu aşmama vesile oldu. Kendisinde çokça bulunan özgüven ve cesaret duygusunu bana aşıladı ve onun vesilesiyle bugünlere gelmiş oldum. Kendisi şu an Ağrı'da, doğuda görev yapıyor. Fakat kilometrelere rağmen desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Buraya gelmeden önce de onunla konuştum. Kalben dualarıyla yanımda olacağını söyledi. Kendisine çok şey borçluyum. Bu süreçte de her zaman yanımda oldu dediğim gibi. Kitabı yazdım. Hangi vakit kızım? İmam Hatip Okulu'nun adını söyle. Hangi okulda? Taciler Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım da. Biraz heyecanlıyım. Hoşgörün. Biraz heyecanlıyım. Kitabı yazdım. Evet, Gamze Duman kontrol etti. Fakat birçok eksiği vardı. Bana tavsiyelerde bulundu. Sonrasında onun tavsiyelerine uyarak üstüne bir şeyler daha ekledim. Ve yayın evi arayışına koyulduk. Bu sürece kadar her şey iyi, güzeldi. Fakat binlerce yayın evinin içinde en doğru, en uygun olan yayın evini bulmak epey bir zor oldu.
Esenler Belediyesi'ne gelmeden önce öğretmenlerin birkaç tane yayın eviyle görüştüler. Birçoğu reddetti. Diğer kalan kısımda dergilerinde birkaç sayfasını yayınlayabileceğini söylediler. Fakat bunu da ben ve öğretmenlerim kabul etmedik. Ve ben Esenler Belediyesi'ne geldim. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürümüz Sayın Hüseyin Cerrahoğlu karşıladı beni. Ben burada bir şeyler çıkacağına adım gibi emindim. Sonrasında Hüseyin Bey ile görüştük. Hüseyin Bey hikayemin birkaç sayfasını okudu ve beğendiğini söyledi. Sonrasında Hasan Bey ile görüştük ve o da ne gerekiyorsa yapılmasının talimatını verdi ve P-Kitap'la tanışmış oldum. Şöyle bir şey, yayın evleri bildiğiniz üzere resmi bir kuruluştur fakat benim için P-Kitap'ta böyle olmadı. Zira P-Kitap'taki ilişkiler bir resmi kuruluş değil. P-Kitap'ta herkes bir aile gibi. Hepimiz bir aileyiz aslında orada. Ve kitabımın editörlüğünü yapan yayın evine sahibi Sayın Nalan Güven de hiçbir zaman aramızda şöyle bir ilişki olmadı. Yayıncı ve yazar ilişkisinden daha çok her zaman bir abla kardeş gibi olduk. Benim üzerimde çok emeği var. Kesinlikle bunları inkar edemem. Sayın Mehmet Tevfik Göksu Belediye Başkanımız da bana güvendi, inandı ve böyle bir projeyi gerçekleştirmek için onay verdi. Kitabımda kendisine bir teşekkür bölümü var ve hakkını her ne olursa olsun ödeyemeyeceğim sevgili Gamze Duman'a da kitabımın ithafını da ona yaptım. Ve bundan sonra da inşallah kitabımın ithaflarını, diğer kitaplarımın ithaflarını da ona yapacağım. Tabii bu hususta şunu en sona bıraktım çünkü ondan bahsetmeyi gerçekten çok istiyorum. Sevgili annem hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Belediyeye geldiğim zaman beni elimden tuttu. Bu süreçte yapamayacağımı ve ümitsizlik içindeydim. Yapamayacağımı söylüyordum çoğu zaman. Fakat kendisi pes etmememi söyledi. Aynı şekilde Gamze Duman da bana her zaman destek oldu. Ben buraya daha toplu bir konuşmayla gelmiştim. Fakat sizleri karşımda görünce heyecanıma yenildim. Hoş görün. Buraya geldiğiniz için, bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sürçülisan ettiysem affola.